Günaydın. Aras kuzuyu okula gönderdim, servise bindirdim. Ayağı biraz şey yapıyordu bugün. Aksıyordu dün bisiklet binerken mahallede arkadaşının biriyle. Sümeyra diye bir arkadaşı var, sınıf arkadaşı. Onunla bisikletle çarpışmışlar, ikisi de düşmüşler. Sümeyra ağlamış, arasında ayağı ağrımış. Bugün biraz üstüne basamıyordu ama bakacağım, öğretmene de yazacağım, hani kontrol etsin. Çok ağrısı falan olursa eve göndersin, bir doktora götürelim. Bugün cuma çünkü. Haftaya da zaten bayram başlıyor. Hafta sonuna giriyoruz. Hiçbir yer açık olmaz doktor anlamında. Şimdi gece sahurumuzu yaptık da bunlar sahurdan kalanlar. Yusuf uyuyor. O yüzden yatak odanın kapısını kapattım ki şey olmasın, ses gitmesin. Çünkü o sahura kadar oturdu. Gene Netflix'te birkaç film bulmuş. Onlara takıldı. Ben erken uyudum. Arası uyuttum saat 9'a, ona çeyrek kala. 9.30 gibi yatağa geçtik. Ondan sonra şimdi ben onu uyuturken şurayı görüyorsunuz ya. Şimdi şurası, ya zaten yatak tek kişilik bir yatak. Şöyle kenarlarına yastık falan yapıyorum, sıkışmasın, kafası dönerken çarpmasın diye. O orada yatıyor. Ben şuraya uzanıyorum ama şurası genelde ne kadar olmasa da şu tahta belime geliyor ve acıtıyor beni. O yüzden dün şu ayağın ucuna oturdum. Dedim ki oğlum sen, dedim şunu hatta kapatmayı unutmuşuz. Belki de pili bitmiştir. Şunu açık bıraktım gece de. Ha, kapatmışım. İyi. Belki babası kapattı. Ben kapatmadım çünkü bunu. Şunu açtım. O bayağı aydınlattı odayı. Ondan sonra salonda ışık yanıyordu zaten. Buranın ışığını kapatmıştım. Şu ayak ucuna oturdum. Ben de kitabımı aldım, okumaya başladım. Dedim ki oğlum ben yanına uzanamıyorum. Orası benim belimi artıyor. Sen uyuyana kadar kitabımı okuyup sonra gideceğim dedim. Neyse tamam dedi. Uzandı. Ondan sonra sıkıştık. Boyu da zaten uzun maşallah, yatağa kadar. Sıkıştık. Ben buradan kalktım. Gittim hemen şuradaki koltuğa oturdum. Oradan da Aras'ı zaten görebiliyorum. O da beni buradan görüyor. Arada kaldırdı kafasını. Baktı bana. Dedim buradayım oğlum sen uyu. O şekilde dün gece yanımda temas olmadan, yanında olmadan uyuttum Allah'a şükür. Ve sabaha kadar deliksizce uyudu. Sabah benim yatak odasının alarmım çaldı. Alarma uyandı, kalktı. Lavaboya gitti. Duyuyorum ben ayak seslerini tabii. Hiç yanıma gelmedi. Normalde erken kalkınca yatağı yanıma gelirdi. Tabletini çıkarmış. Biraz dünden kalan Netflix'ten çizgi filmini açtı. Sonra 10 dakika sonra ben ona müsaade ettim. Yataktan çıktım, geldim, hazırlandım. Arası hazırladım. Çok çok şükür son bir haftadır pürüzsüz tek gece bu geceydi. Yani ne yanıma gelmek istedi, ne sorun yaşattı, ne gece uyandı falan. Şimdi Yusuf'un montu niye bunun üstüne? Çünkü salondan aldım, buraya koydum. Yatak odasına bir şey koyamıyorum. Bu arada Aras'a yatak yaparken dönüyor, bazen yorganı düşüyor diye şuraya şu üzerine örttüğüm pikeyi kenarına koyup şu masasını buraya koyuyorum ki yorganın düşmesini ya da kendisinin düşmesini falan engellesin diye. Onu o şekilde koyuyorum. Bariyer gibi bir şey kuruyorum diyebiliriz. Şimdi Aras kuzunun yatağını toplayacağım. Ondan sonra şurada sahurdan kalan çay bardaklarımız, hurma yedi Yusuf. Ondan sonra ben kendime bir limonlu yeni aldım. Yeşil çaydan yaptım. Çok tadı hoşuma gitti kızlar. Gerçekten de sindirim sistemine de çok faydası var. Bağırsak hareketlerini çok güzel hareketlendiriyor. O yüzden doğadan bu yeşil çay şeyli, ananaslı ve kiyo muydu? Kiyo mıydı? Açay. Şu. Çok güzel. Çok faydasını gördüm. Siz de alın bir deneyin isterseniz. Çok da Ramazanlık'ta hem böyle bağırsak hareketlerini düzene sokacak bir çay. Çok hoşuma gitti. Çok çok beğendim. Onun tavsiyesini verebilirim. Bir de bana daha önce sormuşlardı ki alışveriş videosunda tarhanayı denedin mi Diğercim, tarhana cipsini. Biz dün akşam açtık. İftardan sonra açtık yedik. Açtık derken paketi açtık. Tadına baktık. Ben çok beğendim. Çok ince böyle, tadı da çok yoğunluğu güzel, eşkiliği güzel, baharatı, yani baharat derken kekiği falan çok güzel. Tam alışık olduğum. Yusuf da yedi, beğendi ama gece nedense bizim midemize çok rahatsızlık verdi. Biz aslında çok da yemedik. Şöyle şu kaplarda koydum Yusuf'a da. Şöyle şuraya kadar bir avuç kadar, yani 50 gram. Ya yemişizdir ya yememişizdir ama sanırım evet güzel tok tutuyor. Açlık hissi vermiyor şu anda, ben aç değilim. Sahura da uyandım, bir şey yemedim. Sadece şöyle iki tane bisküviden iki tane yedim. Bir de çay içtim. Başka hiçbir şey yemedim sahurda. Tok tutuyor. Midede şiştiği için içinde buğday da var tabii, yoğurt.
Ama aynı zamanda biraz ağır mı geldi, tansiyonumuz mu yükseldi, ne oldu? Yusuf biraz rahatsız oldu. Ama herkesin bünyesi farklıdır tabii ki. Genel olarak hoşuma gitti. Yani ben puanlama yaparsam bu çok iyi bir üründü. Denk gelirse alabilirsiniz. Tavsiyemi sorduğunuz için söylüyorum. Yeşil çay da tavsiye ettim. Çok güzeldi. Şu hurmaları ağız kapalı bir şeye koyayım. Kaba koyayım. Yusuf ağzını açmış çünkü bunların. Şimdi bunların hepsi sahurdan kalmıştı. Tahin pekmez yapmış Yusuf kendine. Onları falan kaldıracağım. Ben bunları dün akşam kaldırmamıştım. İftardan sonra dedim sahurda ısıtırırız ama yenmedi. Bunları şimdi bir kaba alacağım. Bunu da şey yapacağım. Bunları dolaba koymam lazım. Dışarıda kalmasın. Oh. Ya arasın. Öğlen yemeği olarak onları yediririm ya da iftara kendimize koyarım. Lahmacun vardı tüm. Yarısını böldüm. Arasa dürüm yaptım, gönderdim. Bayılıyor böyle. Mutlaka 2-3 günde bir bolca lahmacun yaptırıyorum 4-5 tane kayınpederime. Isıtıyorum tavada ya da böyle dürüm yapıyorum, okula koyuyorum, bayılarak yiyor. Dün de bir tane tüm akşam yemeği olaraktan bizimle pilav yemedi. Tüm lahmacun ısıttım tavada, dürüm yaptım, onu yedi. Böyle fırın ürünlerini çok seviyor. İmkanı varken de ben de yaptırıyorum kayınpederime. Şimdi şu şey şerbetli de erik şerbeti. Ben şuraları bir yavaşça toparlayayım ses yapmadan. Bir yandan size sohbet, muhabbet. Şambali Yusuf yapmıştı geçen hatırlıyorsunuz ama tepsiyi gösteremedim size. Çünkü restoranta götürmüş, kayınpederim istemiş. Bize böyle 2-3 dilim bıraktı ama bu sefer tadı hiç hoşuma gitmedi. Şerbet çok azdı, çok kuru olmuştu. Tadı tuzu hiç iyi değildi. 2 dilim bile dün biz iftarda bitiremedik. Öyle düşünün. Ben zaten şurada oturdum sahurda. Burada Yusuf oturdu, masasını silmemiş. Neyse önemli değil. Hallederiz biz şimdi. Sehpasını da kaldırayım. Koltukların yerini, koltuğumu düzelteyim. Arasın odasını düzelteyim. Burayı toparlayayım. Ondan sonra şey yapacağım. Siz söyleyin adını. Kitabıma bayağı yarıdan fazlasına geçtim. 200 kaçıncı sayfadayım? 266. sayfadayım. 500'de bitiyor zaten. Şöyle görüyorsunuz, şurası daha kalın. 2 güne kadar falan bunu bitireyim. Ondan sonra bu bitmeyen gece var. Ah, buna geçeceğim. Sonra 4. kitabını bitmiş olacak ve Aras'ın kütüphanesinden almıştım bunları bilmeyenler için. Aras'ın kütüphanesine göndereceğim. Geçen pazar vlogumda oruç tutmadığımı, sahile gittiğimi söylemiştim. Sormuş bir izleyicim, orasını kaçırdım, neden oruç tutmuyorsun diye. Ben oruç tutuyorum kızlar. Sadece kadın haliydi. 3 gün 4 gün, o yüzden oruç tutamadım. Ama çok şükür orucumu tutmaya devam ediyorum şu anda. Yani Ramazan'ı kaçırmıyoruz. Genelde tutuyoruz orucumuzu. Allah'tan bir mani olmadığı sürece. Buradan ona cevap vermek istedim. Lahmacun geliyor, koyalım. Evet, durum böyle. Yavaş yavaş buraları toparlayayım. Televizyonu açmayacağım. Biraz kitabımı da alacağım. Şu tezgahı bir tertemiz edelim. Ondan sonra saat zaten kaç saat daha? Yeni 8, baksanıza. Benim vlog şimdi yayına girmiştir. Şimdi yorumlar gelmeye başlar sizden. Yorumlarınıza bir göz atarım. Günümüz aydın olsun o zaman. Oo, biz aşağıya indik. Yusuf uyandı. Saat 9:30. Annem de içeride daha çıkmamış kayınvalidem. Şimdi... Bu plastikler olmamış. Annem anlatamıyorum. Çok çirkin. Neyle ayıracak başka? Taş getirelim bize. Biliyorum bu plastikler olmaz. Şey diyor Yusuf, şu plastikler olmamış diyor, ayırmak için diyor tarlaları. Şey yapın diyor, taş koyun diyor, beğenmedim orayı diyor da. Ben karışmam kayınvalidemin işini, ona yaparsa o. Şimdi biz çıktık. Şu önce şu rayı toparlayacağız. Şunlar bağımsız ya. Bu ön şeyini sökmeyeceğiz. Bunu toplayacağız. Şurası da şu şekilde korumalı kalacak. Buradan demirini falan artık kayınpederim geldiği zaman ayrılacağız. Şurada kesilecek yerleri var. Şunları kesecek ki oturak düz olsun. Bu şekilde ufak tefek olanları biz yapalım dedik. Zaman zaman harcamayalım. Çünkü öğlene kadar bu yetişirse öğleden sonra da restoranta gitmemiz lazım. Her yerde bir dünya iş dükkanı. Şimdi ben açayım. Yusuf'a spiral falan lazım herhalde. Lazım olan malzemeleri gidip gelelim mi? Yoksa önce şuraları sıkalım, öyle mi gidelim? Gitmerek de hani. Ben o zaman üstüme bir şey alayım. Geleyim, kısa tişörtle tamam, şeyle çıktım. Bir tamam. Tane bant alacağız. Evet, sen listeni söyle, ne lazımsa unutmayalım. Halat, halat alacağız. Küçük lambalardan alacağız. Değil mi? Bulabilirsek, yoksa sonra da alırız. Tamam.
Tamam. Şuna dedim akü için bir şey lazım dedi. Elektrik sigorta lazım dedim. 25-40'lık sigorta alacağız. Sigortasını değiştireceğiz. Voltajını o biraz çok şey. Çok alırız. Ki elektriğini etkilemesin. Bunlar elektrikli beyin olduğu için bunların sigortaları da var böyle. Sigortaların şarteli indirip kaldırıyoruz. Onun kutucuğunu değiştireceğiz. O alınacak. Halat kablosu alınacak. Bant alınacak. Vida falan lazım değil. Tamam, onun dışında oturak motoran zaten süngerden halledeceğiz. Ben üstüme bir şey alayım, ondan sonra inelim. Şu kavunun çekirdekleriyle marulun o göbeğini indirdim ben. Kayınvalidem ekerse diye. Üstüme bir şey alayım. Biz gidelim malzemeciye o zaman. Kayınpederim daha gelmedi. Kayınpederim gelene kadar biz o işleri toparlayalım. Uf, her yer mis gibi, cennet gibi. Allah'ım, içim açılıyor böyle. Vallahi bahçeye çıktıkça soğanlar olmuş devasa. Bunlardan bugün biraz kesmek lazım. Şimdi ben bu arada burayı boyadım ama ikinci katını atmadım. Görüyorsunuz fırça izleri var. Fırçamla kovamı şuraya koydum. Bu motor acil olan işler bittikten sonra da en son buraya ikinci katını vurmaya geçeceğim. Öyle bir arı vızıltıları var ki her yerde. Vız vız vız. Evimi toparladım, temizledim, yataklarımı topladım. Kitabımı biraz okudum, hatta duygusallaştım. Çok acı ya. Oh işte lösemili kızı, o kızına iyilik versin diye ikinci doğurduğu kızı ilk arasında kalıyor. Lösemi olan ablasına sürekli iyilik vermek için, kan vermek için tedavilere İsteği dışında zorlanan bir çocuğun dava açması, annenin ortada kalması, hepsinin psikolojisi ayrı ayrı anlatılıyor. Çok acı bir hikaye. Yaşanmış değil tabii ki. Tamamen kurmaca senaryo. Ama böyle bir şeyler de hayatta var yani. Gerçekten çok acı bir şey. Üstümüze uzun bir şey giyelim ve kaçalım. Bizim o restoranın önündeki yolda çalışma vardı. Kapalıydı. Buralardan dolanıp geliyoruz da baksanıza yeni villa yapılmış. Buralara bayağıdır gelmiyorum ben. Her yer villa oluyor vallahi. Normalde şu paralel yoldan gitmemiz lazım ama kapalıydı, bu arkadan gidiyoruz. Her yer inşaat. Yeni yapımlar, satılık daireler. Villa var. Ama cam korkulukları çok güzelmiş değil mi? Çok beğendim. Rengi de çok güzel. Apart otel. Çok güzel oldu. Çok güzel. Buraya şey mi yaptılar? Yenilediler mi? Çok güzel olmuş. Burası villalar zaten. Kiraya veriliyor ya da satın alanlar var. Şuralar boşarsalar da çok para istiyorlar buralar için. Çok pahalı. Güç yetmiyor almaya. Sahile daha yakın kesim olduğu için. Diye çıkıyoruz şimdi. Şurası oteller bölgesi başlıyor. Biz restoran hemen şu aşağıda kalıyor. Şimdi şeye geldik de sahile otellerden çıkmışken. Şurası bizim her zaman geldiğimiz 5 yıldızlı halk plajı. Turizm Bakanlığı'na bağlı olan. 2 gün sonra bayram var. Normalde bayramımız buralarda en azından yerli turist, Türk müşteri falan çok yoğun oluyor. Biliyorsunuz bizim bayramımız ve tatilimiz olduğu için. Hazırlamışlar ama restoran kapalı. Oradaki işte kafeler bilmem neler kapalı. Şezlonglar hep yığınla, üst üste masalar daha dağıtılmamış. Bilmiyorum yetişir mi, 2 gün var bayramı. Şu otel zaten plajı açık olan otel. Açık şu anda ama full dolu değil. Yani turizm nereye gidiyor bilmiyorum. Geçen sene bu aylarda pandemi de olsa kalabalık vardı. Çok sakin. Üzücü. Bir işte geçen Aras'la geldiğimde Labada işte dediğim Loşenika bir oradaki sahile uzandığımız yer vardı ya, boş yanında şezlongları göstermiştim size. Orada bir doluluk oranı var. O da zaten Çamlıurfa'da fazla otel seçeneği açık olan olmadığı için oraya genelde yoğunluk bildirilmiş. Evet, çıkmışken şöyle bir dolaşalım dedik ama deniz çok güzel görünüyor. Size de şöyle azıcık çekeyim. Sonra malzemeciye geçeceğiz. Daha gitmedik malzemeciye. İşler acısı vallahi. Ha pandemi, ha savaş, ha bilmem ne. Mahvolduk. Vuruldular ya. Vurdu ya hani turizm resmi. Malzemeciye geldik. Geçen boya almaya geldiğimizde de şey fiyatlarına şok olup döndüğümüz yer. Ama böyle ufak tefekler, en azından başka seçenek yok. Çamyuva'da tek bir tane yapı market maalesef.
Memnun kalsak da kalmasak da geleceğiz. Kızlar biz geldik. Ben oğluşuma ne aldım biliyor musunuz? Sürpriz yapacağım. Bisikletinin şeyini süslemek için. Pedallerini anne. Sever şimdi bu böyle rengarenk. Bisikletini biraz oğlumu süsleyeyim. Motorun tamir ediyormuş da annen, babaannesi onu anlatıyor. Bir de şöyle düdük aldım. Şuradan vidalayacağız. Bunlar Aras kuzumu. 7,5 liradandı kızlar. O yüzden uygundu diye aldım. 15 lira verdim şu ikisine. Sigorta aldık. 32'lik. Kaç paraydı bilmiyorum. Şöyle tel aldık. Fren teli. Temassızlık var. Bir de izole bandı aldık. Hepsine 70 lira verdik. Şimdi şurada döşekler, şeyler var. Halılar bunlar şeye gidecek. Yeni dairenin döşenmesi için gidecek. Kayınpederim geldi. Onlar şimdi başladılar. Ben hızlıca üstümü değiştireyim. Geleyim. Kayınvalidem de ekim dikimine devam ediyor. Yani aile herkes tam kadro yerinde. Ben de hemen üstümü değiştim. Çünkü kot falan giymiştim giderken. Evet. Heh. Tamam. Heh. Dükkan anahtarı içinde. O kutunun içinde. Dün çıkarmadım anahtarı. Yukarı ki zaten biliyorum çalışacağımızı. Arasının malzemeleri var. Bir şeyler yaptı yaptı. Dün buraya koydu. Oğlumun şeyini, bisikletini süsleyeceğim şimdi. Anne kavun çekirdeğiyle şey getirdim. Marul sapı.
Babam diyor ki, siz hayal edin biz gerçekleştirelim. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Apache motordan Rolls Royce yapıyoruz. Bakmayın siz öyle ciddi çalıştıklarına. Memnunum işçiliklerinden. Hurdaları verdik. Şuradaki hurdaları biriktirmiştik ya, onları verdik. Efendim, taşı götürdüm yerine. Böyle üstünde mindere olacak. Şurasının aküsü zaten şarj akü yeri olacak. Bayağı uzun, değişik, güzel bir şey oluyor. Ben de orada boş kalmıyorum tabii ki. Oğlum bisikletini süsledim. 9 tane çıktı ya. 10 tane aslında olması lazım. Buraya 4 tane, buraya 5 tane yaptım. Behlül korktu. Şimdi süpürgemi aldım. Şöyle bir süpürdüm. Çalış süpürgemle. Şöyle masaların üzerlerini, sandalyelerin üzerlerini süpüre süpüre geliyorum. Şunları azar azar süpüreyim. Gerçi kayınvalidem diyor ki tamamen hepsi dökülsün, ondan sonra kendini yorma, iki iş çıkarma. Dedim olsun, şu ayağımızın altı temiz olsun. Güncel durum böyle. Gitgide elimizden gelen ne varsa yapıyoruz yavaş yavaş. Bunlar kurudu mu acaba? Toprakları da ıslak ama. Şu dal kurumuş da kayınvalidem diyor geri canlanır, sen hiç merak etme diyor. Üstleri çiçek dolu. Bu çiçeklerin hepsi demek oluyor ki meyvemiz geliyor. Şimdi kayınpederim oturağını kesiyor. Ölçüsünü aldık. Yusuf iskeletini boyadı. İskeletimizle işimiz bitti. Aküsünü yerleştirdik. Sadece akülerini sabitleyecekler. Şu ayaklık. Şurası toparlanacak. Yusuf boyadı bunu. Ve şimdi üzerine suntayı oturtacağız. Sunta da değil ya. Şey, daha kalın bir hedefi. Ve kayınvalidem şöyle minderlerden verdi. Tam ölçüsü kurtarıyor. Şöyle. Ya bir tane koyarız ya iki tane, yumuşak olsun diye. Koltuğu olsun diye. Anladınız siz onu, yumuşak olsun. Ve üzerine de şöyle suni derimiz var. Suni deriyi kaplayacağız ki oturak yağmur almasın. İskeleti gayet güzel oldu bence. Boyanınca da çok şık oldu. Tamamen bittikten sonra da ben rötuşlarını yaparım boyamayla ilgili. Oturağın altını yapıyorlar onlar şimdi. Şeyin tahtasını. Derimiz de döşedik. Oturağımız da yaptık. Bir de bunu silersin güzel. Silerim canım. Domestos'la silerim ben onu. Ne demek o? Sarı güçle silerim. Devam ediyoruz. Yazan okunuyor bu arada. Esnallah. Değişik bir motor oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten şu kırmızısı çok kötü duruyor. Ben sana söyledim de yarın... Komple siyah olsa daha güzel olur. Çok hoş olur. Boyayabilir misin peki? Motor bitti kızlar. Yusuf boyamasını yapıyor. Siyah görüntü var. Anladın mı öyle? Anladım. Yani önü çok cırtlak duruyor. Arkada bir kırmızı detay olsa takım olurdu. Şimdi Yusuf dedi ki bu ön kasası sağlam olduğu için biz bunları şeye çıkarmadık. Kurdaya çıkarmadık. Şu farlarını ama boyamayacaksın. Farları sinyal veriyorum çünkü. Değil ama kırmızıya da boyamam. Kenarının çerçevesini dedi ki siyah yapalım. Full takım siyah olsun dedi. Şu taraf boyanmış hali. Görüyorsunuz yepyeni gibi duruyor. Anya diyor. Arkası şurası, Konya diyor. Şöyle sunta yaptılar. Orayı da böyle hem aküyü hem kablolarını kapatmak için. Ne kadar olmasa da elektrikli bir motor. Akülü. Onları kapattık. Çok güzel oldu. Şuraya çantamı falan koyabilmem için. Ayaklarımı şuraya koyacağım. Arkada da zaten arkada oturan için ayaklık var. Kayınpederim de sağ olsun. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Gerçekten güzel iş çıkardılar. Kocacığım da sağ olsun. Şuraya da araya bir şeylerimi koyabilirim. Alışverişten falan gelirken mesela çanta, ufak bir sepet gibi bir şey. Evet. Bence gayet güzel oldu. Şuralarını falan da sağlamlaştırdık. Frenlerini sıfırladık. Şuraya sadece dikiz aynaları alacağım iki tane. Sipariş veririm onun da koduna göre. Evet. Saat öğleni geçiyor, hatta 3'ü geçiyor. Aras daha okuldan geleli bayağı oldu. Şimdi şu sağa sola hemen toparlayalım. Restoranta kaçıyoruz. Gidelim oradaki odayı falan da toparlayalım. Son hali. Vallahi siyah boyunca çok daha güzel oldu. Aradaki kırmızıyı da nazarlık diye bırakmış. Şahane. Biz hazırlandık. Şimdi restoranta gidiyoruz. Oradaki işlerimizi toparlayalım. Şarja taktık. Şarjımız hiç yok. Ne?
Oy, iftara 20 dakika var ve eve geleli 10 dakika oldu. Restoranttaydık ve restoranda hiçbir şey size çekemedim. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten. Yani hızlı bir şekilde o odaları toparladık. Eksik halıları falan var. Onları kayınpederim yarın tamamlayacak. O yüzden son halini size çekmedim. Kaba inşaattan sonra kaba temizliğini yaptık. Alçıları falan filanlar. Dana döner ısıtıyorum. Et döner daha doğrusu. Çay demledim. Şimdi usta bize lahmacun yaptı. Arasa bir tane lahmacun dürüm yaptım. O yiyor. Biz de iftarı bekliyorum. Dün salatam kaldı ya. Onu lavaşımın lahmacunun arasına sarıp yiyeceğim. Döneri de Yusuf'a yapıyorum. Ekmek arası döner yapacağım ona. Çünkü iftar yemeğini hiçbir şey yetiştiremedim. Kayınpederim dedi ki fırında yemek yaptırayım dedi. Yusuf fırından yemek yemek istemedi. O yüzden ben Aras'la kendim için yaptırdım lahmacunu. Pide falan da yemek istemeyince ben de geç kaldım haliyle tabii ki yani. Geleli 10 dakika oldu yetiştiremedik iftara. Aras okuldan sonra o da bizimle beraberdi restorantta. Öyle yani kızlar bıraktığım yerde evden devam ediyorum. Şimdi sadece iftara bir şeyler atıştırmalık hazırlayayım da tam öğün olmasa bile ekmek arası Allah ne verdiyse. Ondan sonra da vedalaşmaya gelirim sizlerle. Aşk kitolarım da motorumu Yusuf denedi. Çok güzel olmuş. Şarjını da almış. Gayet güzel gidiyor. Ben daha hiç siftahı yapıp daha üstüne binemedim açıkçası. Bu arada yarın kardeşim geliyor. Yarın sabah burada olacak inşallah ve yani sabah onu görmeye gideceğim sabahleyin Aras'la beraber Aras kuzuyla. O yüzden şöyle bir aile toplantısı olacak yarın. Durum öyle. Evdeyiz. İçecek falan çıkardım. Mayonez ketçap çıkardım dönerin arasına sıkmak için. Sonra da duş alacağım, dinleneceğim. İftarlar yapıldı. Tezgah toplandı. Çaylar içildi. Ben şimdi duş alacağım ama önce bir maske yapayım diyorum yüzüme. Cildim bayağı bu işte tozmuş, zımparaymış. Kaç gündür dışarıda. İnşaat işlerinde perişan oldu. Benim şöyle bir tane ayırdığım fırçam vardı. Kızlar şu maske sürme fırçası. Fırça setim arasındaydı. Şunu yani şöyle bir ince uzun yapısı var. Onu aldık. Bunu genelde zaten maskelerimi sürerken falan kullanıyorum. Rahat oluyor şu şekilde. Beraber sizinle maskemizi yapalım. Ondan sonra da artık vedalaşırız. Yarın görüşmek için randevulaşırız aşk kutularım. Şimdi ne yapacağım ben? Küçük bir kap alıyorum. Yoğurt alıyorum. Eyvah, sular vardı da su şişeleri düştü. Ondan sonra bulaşık makinemi çalıştırdım da ses oradan geliyor. Karbonatımızı alıyoruz. Açılmış mıydı bu? Açılmış. Karbonatla yoğurtla güzel bir hem beyazlatıcı hem arındırıcı bir maske yapıyoruz. Soranlar oluyor cildimin güzelliğini. Çok şükür diyeyim. Temizliğini soranlar oluyor. Bu hem siyah noktalara faydalı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Bir çorba kaşığı da yoğurt koyacağım. Şöyle şeysiz yerinden, susuz yerinden. Bu bize yeter cildimize. Şimdi karıştır. Limon falan koymuyorum. Limon suyu, bal ve karbonat karışımlı maskede yapıyorum. Ama bu yoğurtlu ya da daha önce süt de sürüyordum cildime. O da çok faydalı oluyor. Siz bakın işte evinizde ne varsa bal, limon suyu, yoğurt, karbonat, süt. Yeter ki maksat cildimizle ilgilenmek olsun. Güzelce yediriyoruz. Karıştırıyoruz. Duştan önce bu işi halledelim dedim. Beraber yapalım ki sizi de motive edeyim. Ay dökülüyordu, eyvah. Kolum kapıya çarptı. Olduğu gibi düşüyordu. Tırnaklarım da çok kötü oldu kızlar. Ellerime vazelin süreceğim. Baksanıza nasıl oldu cildim. Kaç gündür kaynatmış, boyaymış, oymuş, buymuş derken tırnaklarıma da bakamadım. Cildime de bakamadım. Şimdi bugün cildimi hallederim. Yarın inşallah tırnaklarımı. Yarın söylemiş miydim kardeşim geliyor. Annemlerde olacağız. Görüyor musunuz nasıl kabarıyor? Görüyor musunuz? Soda gibi kabarıyor ve
Bunu düşünsenize cildi ne kadar güzel temizleyeceğini. Nasıl yapacağım? Şu taraftan başlayayım sürmeye. Diğer tarafı kamerayı kapattıktan sonra süreriz. Şöyle bolca 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 bolca. Saçımı da bulaşsa önemli değil çünkü. Zaten duş alacağız. Oh oh oh, serin serin ne güzel. Ben hatta salatalık falan soyarken bile kızlar salatalığın kabuğunu alıyorum cildime mis gibi. Sürüyorum, bekletiyorum. Salatalığın da çok güzel arındırma ve temizleme özelliği var, tonik gibi. Birçok cilt bakımı ürünlerinde zaten salatalık kullanılır. Vera gibi. Oh, mis gibi yaptık kendimizi. Bol 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 bol. Biraz artacak galiba. Onu da ziyan etmem. Hem ellerim üzerine hem de selülitlerime sürerim. Selülitimiz tabii ki var. Selülitsiz. Olur mu? Olmaz. Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı, kalçalının da selülitlisi demişler. Şaka yapıyorum tabii ki ama yani ziyan etmem, onu da bir şekilde bacaklarıma peeling, ayaklarıma peeling, ellerime peeling olarak kullanırım. Artan maskeyi. Ay, damlattık ya. Of, neyse. Olur böyle şeyler. Oh, mis gibi yedirdik mi her yere yedirdik. 5 dakika bekliyoruz. O esnada ben de duş suyumu falan hazırlayayım. Havlumu falan hazırlayayım. Ah, sizi güzelce motive ettik mi maskeye? Ettik. Sizi seviyorum o zaman. Yarın görüşürüz. Öpüyorum. Ay, buraya da yoğurt dökmüşüm. Elbisemi de yeni yıkamıştım. Çok seviyorum bu elbisemi. Çok rahat oluyor evde. Neyse, öpüyorum sizi. Yarın görüşürüz bebişlerim. Bakımızı ihmal etmeyelim. Hadi bakalım benimle birlikte. Bir motive olun. Kalkın, elinize yüzünüze ne buluyorsanız çalın, sürün.